Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, değerli hemşehrilerimiz, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Bandırma'mızda halk eğitim merkezimiz var. Yıllarca dar binalarda, dar alanlarda binlerce kursiyer hizmet verdiler. Çok da güzel işler yaptılar. Bu binalar yetmediği için yeni bir bina yapımına başlandı. Binası şu anda bitti. Halihazırda öğrendiğimiz kadarıyla ilgili müdahale tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim yapılmak üzeredir. Son günlerde aldığımız bir duyum ve hatta bir ihbar diyebiliriz güvendiğimiz bir kaynaktan. Bu binanın halk eğitim merkezi dışında İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılması yönünde çalışmalar olduğu yönündedir. Bu ihbar ciddidir. Onun için bu kürsüyü şu anda size hitap etmek ve onu gündeme getirmek istedim. Değerli arkadaşlar. Ben bu konuda ilçeyi Halk Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Candan Bey'le görüştüm. Ve daha sonrasında da ilçemiz Milli Eğitim Müdürü ile görüşmek istedim. Kendisinden iki kez randevu talep ettim. Fakat şu ana kadar dönem olmadı. Aradan 3 gün geçti. Değerli meclis, bizim çocuklarımızın eğitimle ilgili en küçük bir negatif bir sorunumuz olamaz. Sona kadar destekliyoruz. Konu ne olursa olsun. Fakat 7'den 77'ye her konuda kurs veren, eğitim veren bu binanın amacı dışında kullanılması da doğru değildir. Eğer İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili çocuklarımızın okulları ile ilgili bir problem varsa bu mutlaka başka bir şekilde çözülmelidir. Zaten bu binanın anatomik mimari ve donanımı da bu tür çocukların ortaokul düzeyinde ve ilkokul düzeyinde eğitim yapmasına uygun değildir. Çünkü bu bina Türkiye'deki halk eğitim merkezleri binasının anatomik, mimari ve donanıma uygun şekilde yapılmıştır. Bahçesi küçüktür ve iç yapıları da buna uygun değildir. Ben Yüce Meclis'e bu konuyu gündeme getirerek bu konuya dikkate çekmek istiyorum. Biz bu konunun takipçisiyiz. Amacımız bu binanın ilçe halk eğitim merkezi olarak, tekrar söylüyorum, tamamen ilçe halk eğitim merkezi olarak kullanılmasının doğru olacağını düşünüyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Sayın, ben teşekkür ediyorum. Bu önemli konu, evet, bir dedikodu olarak gündemde konuşuluyor. Dedikodu mu yoksa gerçek mi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben de senin beyin görüşlerine katılıyorum. Belli bir amaç üzerine yapılmış bir bina, o amaca uygun kullanılmalı. Onun dışında kullanmaya çalışmak bunu zorlamak anlamına gelir. Zorlanmaması gerektiğini, Bandırmalı'da bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer İmam Hatip Ortaokulu gerekiyorsa ayrı bir yere, ayrı bir şekilde planlanmalı, yapılmalı. Birçok okul yeri imar binada ayrılmış durumda. Dolayısıyla bu böyle yapılmalı. Ama halk eğitim için yapılmış bir binanın halk eğitim amaçlı kullanılması gerekir. Ben de buna katılıyorum.